insan davranışları ama temelde insan nedir sorusu üzerine çalışıyorum. Bunu çok şükür burada böyle meraklı dostlarla istişare edeceğimiz bir ortam var ve bu konuştuğumuz konular aslında hepimizin ortak dertleri. Dolayısıyla Sinan Canan'la Açık Beyin aslında sizden, bizden, insanlık hallerinden bahseden, biraz bu ortak dertlerimize çare üretmeye çalışan bir program. O yüzden ben şahsen bunun her bir bölümünden, her bir adımından çok zevk alıyorum. O yüzden bugünkü konu, bugün belirlediğimiz ön konu başlığı sanıyorum hem ekranları başındaki dostlarımızın hem de sizin oldukça ilginizi çekecek. Yani insan teknoloji üretmek zorunda olan tek varlık. Dijital devrim diye bir şeyin içindeyiz. Herkesle iletişebiliyoruz ama çok yalnız hissediyoruz. Çocuğunuzun, annenizin, eşinizin, dostunuzun sesinden sizi kandırabilirler. Dışarı çıkıp elinizde pankartla bas bas bağırıyor musunuz? Ben yemek yiyorum. Bir tek akıllı telefonun bizden aldığı anlık verileri görseniz vallahi böyle elinizde ateş varmış gibi atarsınız. Cihazları bir kenara koyabilecek bir alışkanlık geliştirebiliyorsak yırttık sevgili dostlar. Yani çok yorucu dışarıdaki insanlarla beni kategorize etmemeleri için mücadele etmek. Mesela bana diyorlar ki sen ne biçim akademisyensin? Böyle. Yeni dünyadan ve bu yeni dünyanın nesi yeni mevzuundan biraz bahsedeceğiz. Şimdi ihtiyarlamanın alametlerinden bir tanesi gençlere karşı biraz sabırsız ve huysuz olmak biliyorsunuz. Ya bu yeni gençlerde hep böyle falan filan diye bir söylem var ya. Ama yani o bugünlere has bir şey değil. Ta zamanında rahmetli Aristo demiş ki bu gençler bir acayip. Hiç laf söz dinlemiyorlar falan diye. Her devirde kendi yaşam sürelerini belli bir süre tamamlamış insanlar yeni gelen nesil ve yeni gelen durumlarla ilgili böyle bir hoşnutsuzluk beyan etmişler. Bu muhtemelen şu daha önce konuştuğumuz alıştığımıza yatkın olma, konfor alanı falan hikayesiyle de alakalı olabilir. Yani onlar öyle yaşamaya alışmışlar ama yeni gelenlerin başta istekleri başka durumları oluyor. Başka bir sosyolojik yapıyla geliyorlar ve onu belki de pek kaldıramıyoruz. Ama ben Yeni Dünyanın Cesur İnsanı diye bir kitap yazdım. En son şimdilik yazdığım kitabın başlığı o. Ve bu kitap çıktıktan sonra aslında okuyan bazı arkadaşlarımızın biraz morali de bozuldu. Bir taraftan gaz almışlar. Evet, kitap temelde bir cesaret vermeyi amaçlıyor falan ama orada çizilen resim hakikaten biraz moral bozukluğu oluşturabiliyor. Var mı Yeni Dünyanın Cesur İnsanı'nı okuyanlar aramızda? Ekip hiç fena değil bu arada. Evet, sınav yapmayacağım söz ama. Bugün o kitabın temelindeki bir fikriyatı sizle beraber biraz açalım istiyorum. Yeni dünyada insan olmak nasıl bir şey? Yeni dünyanın nesi yeni? Öncekiler niye eski de bugünkü yeni? Bugünün dünden hakikaten bir farkı var mı? Yarın bizi ne bekliyor olabilir? Ve özellikle de insan denen organizmanın benim baktığım taraftan durumu ne olacak? Şimdi bu durumu ne olacak sorusu şundan önemli. Bize diyorum ya okullarda pek biyoloji öğretilmiyor. Ve aslında biyolojik kısmımızın tarihini, evrimsel tarihimizi, biyolojik tarihimizi çok bilmiyoruz. Bilmeyince de böyle insan sanki hep böyleymiş, hep böyle yaşıyormuş falan gibi algılıyoruz. Halbuki temel düzeyde biyolojiyi şöyle bize bir anlatsalar, biraz da üzerine antropoloji sosu falan dökseler, biz insanın 3,5 milyar yıllık bir canlılık tarihinin, ki yeryüzünde canlılık 3,5 milyar yıldır var, onun son 300 bin yılında burada olan bir canlı olduğunu bileceğiz. 300 bin yıl çok uzun bir zaman dikkat ederseniz. Zira bizim yazılı tarihimiz bile 5-6 bin sene geriye gidiyor. Tarımı, hayvancılığı muhtemelen keşfetmemiz 10-12 bin sene geriye gidiyor. 300 bin sene insanlık burada. Ve bu 300 bin yıllık süre içerisinde hep bugünkü gibiyiz. Böyle zayıf ve çıplak bedenlerle dünyaya geliyoruz. Ve bir şekilde üzerimize giydiğimiz elbiseler gibi yapay bir şeylerle dünyayı dönüştürerek hayatta kalmamız gerekiyor. Yani insan her devirde dünyayı kendisine göre dönüştürüp bir şeyler yaparak ancak hayatta kalabiliyor. Bir başka deyişle teknoloji üretmek zorunda olan tek varlık. Muhtemelen yani ta ilk zamanlarda bizim bu işte belki 1 milyon sene önce o Homo habilis falan dediğimiz atalarımızın ismi, bu Homo habilis diye bir insan türü varmış. Habilis marifetli demek. Bu arkadaşlar böyle taştan baştan aletler yapmışlar. Bu işte Anadolu medeniyetleri müzelerinde falan görüyorsunuzdur o taş aletleri. Onları ilk yapan arkadaşlar bunlar. Niye yapıyorlar o aletleri?
Pençeleri yok, dişler kesmiyor değil mi? Hayvan avlıyorlar bir şey, onu böyle kesecek bir malzeme lazım. Hemen bakıyorlar dünya, öyle bir şeyler üretiyorlar. Ya bu keskin taşın kenarını işte kullansam, şu deriyi yüzerim, şundan şöyle bir şey yaparım, işte şöyle dikerim falan filan gibi. Akıl melekesini kullanarak böyle bir şeyler üretiyoruz. Şunun için söyledim, aslında yüz binlerce yıldır irili ufaklı teknolojiler üreten enteresan bir türüz. Fakat şu anda geldiğimiz dünyada, içinde yaşadığımız dünyada durum bir tuhaf. Sizi bu konuda bu bölümde ikna edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bugünkü dünya geçmişten çok farklı. Biz şimdiye kadar dünyayı ne kadar değiştirdik, nasıl teknolojiler ürettik? Şöyle bir bakalım. 300 bin senenin son 10 bin senesinde insan işte yerleşik hayata geçmeye başlıyor, yerleşimler inşa ediyor, evler, barklar, daha gelişkin araçlar falan üretmeye başlıyor. Ondan önceki kabaca 250 bin, 300 bin yıl boyunca insanlık tabiatın içinde avcı toplayıcı olarak yaşayan, belli bir yere bağlı olmayan, çoğunlukla göçebe yaşayan bir enteresan bir canlı. Ve tabii ki burada da mesela avlanmak için bir takım aygıtlar yapıyor. İşte mızraklardır, oklardır neyse zamanına göre. Fakat çok yakın zamana kadar bu aletler de böyle çok gelişmiş değil. İnsanlığın teknolojik becerileri enteresan bir biçimde son 15-20 bin yılda çok artmaya başlıyor. Belki de bunun sayesinde işte tarım ve hayvancılık gibi şeyleri yavaş yavaş keşfetmeye başlıyorlar. Ama bir kere bir yerlere oturuyorlar artık, bir yerleşiyorlar. Tarlada ürün yetiştiriyorlar. Hayvanlardan et, süt falan elde etmeye başlıyorlar. E diyorlar ki artık dağ bayır gezmeye de pek gerek yok. Ne yapalım, oturalım, düşünelim. Başlıyorlar felsefe yapmaya, başlıyorlar araştırmaya, doğayı gözlemlemeye, denemeye falan. Ve gittikçe kültürel inovasyon, kültürel yenilik dediğimiz şey roket gibi hızlanmaya başlıyor. Roket gibi derken insanların ilk dünyada hani böyle bu insanın izi diyebileceğimiz bıraktığı şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Mağara duvarlarına el izi ve resimler yapmışlar ya, yaklaşık 50 bin sene kadar önce. İlk orada başlamış hikaye. Boyalarla, moyalarla, niye yaptıkları hala net değil ama, böyle garip garip resimler çizmişler duvarlara. Kimisi diyor ki bir nevi ayin, kimisi diyor ki bir nevi dua, kimisi diyor ki rüyalarını resmettiler. Sebebi ne olursa olsun, o güne kadar yani 250 bin sene doğada sadece hayatta kalmaya çalışmış bir canlının torunları diyorlar ki artık bize karnımızı doyurmak yetmiyor. Biz yarına bir şeyler bırakalım, bir şeyler yapalım. Yani ilk defa sanat falan bir şeyler yapmaya başlıyor. İşte flütü mürütü icat etmişler. İlk çalgı o, 50 bin senelik. Şimdiye kadar hani bulabildiklerimizden bildiğimiz bu. Fakat neredeyse 40 bin sene insanlık hep aynı şeyleri yapmaya devam etmiş. Dünyanın değişik yerlerinde, muhtemelen mağaralarda, ağaç kovuklarında bir yerlerinde yaşayarak, doğanın kendisine sunduğuyla hayatta kalmaya çalışarak çok uzun gene bir zaman geçirmiş. 10-15 bin sene önce de işte yavaş yavaş, önce tabii tarım ve hayvancılık için gerekli aletler, sonra daha konforlu yaşam için gereken bir aletler başlamış geliştirmeye. 5-6 bin sene önce yazıyı icat edince biz yavaş yavaş kayıtlardan biliyoruz. İnsanlar artık daha komplike süs eşyaları, servet biriktirmeler, bir şeyler, medeniyetler, imparatorluklar bir şeyler kuruyorlar. Tamam, o da güzel. 200-250 sene öncesine kadar aslında hep aynı şekilde devam etmiş ama o sanayi devrimi dediğimiz zamanda ne olmuş?